İzleyenleri Cem ve Cem Kayıtta kanalından hepinize merhaba. Geçenlerde üniversitenin ilk günü nasıl geçer adlı bir video yayınlamıştım. Bu videoya ilgi cidden çok yüksek derecede oldu. Ve ben de bu üniversite hayatı serisinin devamına karar verdim. Ve bugünkü konumuz üniversiteye yeni başlayanlara tavsiyeler. Şimdi okullarınızın başlama tarihine göre kimisi ikinci haftasına girdi, kimisi daha ilk haftasında. Şimdi size ilk gün nasıl geçer adlı yayınladığım videodan daha ziyade üniversite hayatında olacaklar ve yeni başladığınızda karşılaşacağınız durumlar hakkında birkaç bilgi vereceğim. Güzel bir sohbet edeceğiz. Şimdi üniversitede ilk haftalarınızı bitirdiniz. Bir arkadaşlık konusuna değinelim. Herkesle samimi olmaya çalışmayın. Yani bu demek istediğim asosyal olun değil. Herkesle samimi olmaya çalışmayın. Hani insanı görüyorsunuz, selam verirsiniz, konuşursunuz ama samimiyet farklı bir durumdur. Herkesle samimiyet yerine bir grup arkadaş olmak ve arkadaşlarınızla duygularınızı paylaşmak, anılarınızı paylaşmak daha mantıklı ve daha iyi. Gelelim ders konularına. Malum vizeler var ve vizeler cidden zor oluyor. Peki bunlarla nasıl başa çıkarız? Ya da derste not tutmak zorunda mıyız? Derste not tutmalı mıyız? Bir bunlara bakalım. Derslerde not tut. Hani şöyle bir şey. Dersiniz arkadaşlarım var, not verecekler, edecekler ama kimseye çok fazla güvenme. Çünkü sınav zamanı insanlar stresli oluyor. İnsanlar telefonlara cevap vermiyor. Derse yumuluyorlar. Yani biraz not almanız zor olabilir. Devam zorunluluğu olan dersler var, olmayan dersler var. Devam zorunluluğu olan derslere girin. Hani başkası benim yerime imza atsın olayı olabilir ama kesinlikle girin. Çünkü devam zorunluluğu olan dersler genelde bölüm dersleriniz oluyor ve bu derslerde öğretilen bilgiler çok çok önemli derecede olabiliyor. Üniversitede vizeleriniz kötü geçebilir, finalleriniz kötü geçebilir. Belki dersten de kalabilirsiniz. Ama kesinlikle böyle bir durumda üzülüp ya da sinirlenip dersleri iyice salmak gibi bir durum olmasın. Çünkü üniversitede dersten kalmak gayet normal bir şey. Dediğim gibi derslere girin, dersleri görün, notlarınızı alın. Ama bunları yaparken de ben size asosyal olun diyemem. Zaten dememeliyim. Asosyal olmak üniversite hayatında yapılacak en büyük hatadır. Çünkü bir sürü kulüp, bir sürü sosyal çevre var. Hayatınızın en güzel yıllarında asosyal olmak mantıklı bir fikir gibi gelmiyor bana. Aslında ayrı bir videoyla bir konuyu daha anlatmak istiyordum ama bu videoya ekleyeceğim. Çünkü videonun uzun ve tam anlamıyla üniversiteye yeni başlayanlara bir tavsiye videosu olmasını istiyorum. Üniversitede arkadaşlıklar nasıl olur? Şimdi lisede hepimiz arkadaştık, her yere beraber giderdik, her şeyi beraber yapardık. Üniversitede işler biraz değişiyor. Çok değişmese de, tamamen farklı olmasa da işler biraz değişiyor. Öncelikle insanların size nasıl yaklaştığına bakın. İki çeşit insan vardır üniversitede. Birisi isteklerini sizin karşılayacağınızı düşündüğü için arkadaş olur. Diğerleri de cidden sizi sevdiği ve sizi yanında istediği için arkadaş olur. Üniversitede şuna dikkat etmenizi istiyorum. Genelde sınav vakitleri yanınızda arkadaşlar belirmeye başlar. Özellikle not alıyorsanız. Sadece sınav vakti beliren bu kişilerden kesinlikle ve kesinlikle uzaktır. Daha önceden de dediğim gibi kendi grubunuzu oluştu. Çünkü ne kadar çok kişi olursa o kadar farklı ses ve o kadar anlaşmazlık olur. Zaten sizler de şu anda samimi arkadaşlarınızı bulmaya başladınız. Yavaş yavaş ısınıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Tabii daha bölümün %80'ini, %70'ini tanımıyorsunuz ama kendi çevrenizi şu an yavaş yavaş oluşturuyorsunuz. Bol bol vakit geçirin arkadaşlarınızla. Dersleri sakın ihmal etmeyin. Şöyle bir şey, sen derse gitmezsin ama notlardan çalışırsın, başarılı olursun. Buna bir şey diyemem. Ayrıca dersin notları, gerekli bilgileri okulların yanında fotokopiciler oluyor. Fotokopicilerde bunlar bulunuyor. Eğer derse bir eksiğiniz olduğunu düşünüyorsanız ya da notlarınızda eksik varsa fotokopicilerden bunları temin edebilirsiniz. Her şey bulunuyor mu derseniz onu pek sanmıyorum ama çoğu şey fotokopicilerde mevcut. Üniversitede en önemli konuya geldik. Kafeler. Nerede olursanız olun, hangi şehirde olursanız olun her üniversitenin yakınında kafeler mevcut. Bu kafelere
çevrelere gitmenizi kesinlikle öneriyorum. Çünkü sosyal bir çevre, aynı zamanda üniversitede meşhurdur tavlalar, okeyler falan. Tavla okey oynamanız için çok güzel yerler. Hani okuldan sonra gidip bir çayınızı için, yanınızda biri olması ya da olmaması hiç önemli değil. Gidin çayınızı için, çevreyi görün, insanları görün, insanlarla tanışın. Size şunu söyleyebilirim, üniversitede asla çekinmeyin. Biriyle tanışmak istiyorsanız gidin tanışın. Çünkü bunun size hiçbir zararı olmayacak. Belki yararı olur, belki yararı olmaz. Onu bilemiyorum ama size kesinlikle bir zararı olmaz. Çünkü üniversite insanların genelde daha rahat olduğu, sosyalleşmeye başladığı çevredir. Her videomda diyorum, üniversite sosyal yaşam alanı. Bazı kulüplerin, özellikle gezi kulüplerinin ayarlamış olduğu geziler var. Bunlara katılabilirsiniz. Gezmeyi seven biriyseniz, sosyal çevrenizi genişletmek istiyorsanız size çok yararı olur. Üniversitede en önemli nokta, kesinlikle kavga etmeyin. En ucuz yoluyla uzaklaştırma alırsınız ki üniversitedeki uzaklaştırmalar genellikle 3-4 günlük olmuyor. 6 aylık falan oluyor. Yani döneminiz yanar. Bu yüzden kavga etmeyin. Zaten kavga etmeye ne gerek var ki? Güzel güzel geçinsin herkes. Geçinemeyen de birbiriyle konuşması. Ve en önemli nokta ve en son diyeceğim şey, üniversitede kesinlikle başkasının yerine sınava girmeyin veya başkasını yerinize sınava sokmaya çalışmayın. Çünkü bunun cezası çok büyük. Ne yapıyorsanız kendiniz yapın. Ne başarıyorsanız kendiniz başarın. Her şey sizin yapabildiğiniz kadar. Evet, üniversite hayatı serimde bugün üniversiteye yeni başlayanlara çeşitli tavsiyeler verdim. Bu videoya yüksek bir like bekliyorum. Çok yakında üniversite vlogları çekmeye başlayacağım. Ve eğer üniversite hayatı serimi sevdiyseniz kanalımın diğer videolarına göz atmayı unutmayın. Hemen aşağıdan like butonuna basmayı, videoyu yorumlamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize şimdilik iyi bakın. Cem ve Cenk kayıtlarıyla kalın. Hoşçakalın.